Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size protein tozundan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde cümlelerime başlamak istiyorum. Eğer anneniz babanız size protein tozunu yasakladıysa, kullanmamanızı istiyorsa lütfen bu videoyu ona izletin, tamam mı? Annenizle babanızı izletin. Bu arada ben neden dışarıdayım gecenin köründe falan derseniz, ben şu anda kardiyo yapıyorum. Kardiyo yaparken aynı zamanda bir video çekeyim dedim. Şimdi protein tozundan size bahsedeceğim. Dostlarım, protein tozu aşamalı aşamalı güzel bir şekilde ele alalım protein tozunu. Şimdi dostlarım, protein tozu nasıl yapılır? Önce ondan bahsedeyim. Protein tozu nedir? Neden yapılır? Nasıl yapılır? Şimdi dostlarım, protein tozu bildiğiniz peynir altı suyudur. Hani bu marketten bile aldığınız peynirlerin o kabını açtığınız zaman bir su vardır. Aynı şekilde yoğurtta da. Mesela bir kaşık yoğurt alırsınız, altında su vardır. O suyu elim ağrıdı. Telefonu biraz aşağıdan tutacağım şu şekilde. Kusura bakmayın. O suyu aşırı bir ısı uygulayarak toz haline getiriyorlar. Parantez açacağım. Her şeyde olduğu gibi. Bütün tozlarda olduğu gibi. Ne bileyim, toz aklıma şu an gelmiyor. Yani sağlıklı bir şeyden örnek vereyim. Sağlıklı bildiğimiz bir şeyden. Mesela o grip ilaçları var ya. İsmini bilmiyorum. Taylot mudur nedir? Mesela onlar toz halindeyse eğer aşırı ısı verilerek toz haline getiriyordur. Protein tozu da aynı öyle. Ekstra bir işlem yok yani. Peynir altı suyunu aşırı ışık vererek peynir böyle toz haline çeviriyorlar. Şimdi asıl olay buradan sonra başlıyor. Toz haline çevirdiler. Şimdi toz halinde, biraz açık söyleyeceğim. Toz halinde insanlara satmaya çalışırsalar, insanlar da der ki ben buna bu kadar para vereceğime giderim, yoğurdun suyunu alırım içerim. Bunlar da ne yapıyorlar? Farklılık katıyorlar. Her şeyde olduğu gibi protein tozuna atıyorum aroma katıyorlar. Bir tanesi çikolatalı yapmış, bir tanesi çilekli yapmış, bir tanesi karamel macchiato'lu yapmış, bilmem neli yapmış, falanlı yapmış, filan yapmış. Yani her şeyde olduğu gibi aroma katıyorlar. Protein tozuna aroma katıyorlar ki insanlar severek içsin. Bakın tekrar söylüyorum, her şeyde olduğu gibi. Sıradan bildiğiniz kakaolu sütlerde bile olduğu gibi. Şu ana kadar hiçbir ekstra bir şey yok. Bu arada protein tozunun zararlı yönüne de geleceğim. Neden zararlı diyorlar, ona da geleceğim. Şimdi nasıl yapıldığına ve aroma katıyorlar. Doğal olarak yani çikolatalı olsun diye aroma katıyorlar. Çikolata aroması, kakao katıyorlar falan filan. Şimdi protein tozunun sporcular için. Bu arada protein tozu içeriği nedir? Dostum, protein tozu 30 gram protein içerir. Ortalama bir ölçekte 30 gram protein vardır. Şimdi diyelim adamın bir tanesi spor yapmayan bir adam. Çok böyle yoğun çalışıyor. Mesela yemek yemeye ihtiyacı yok. Bu arada sıradan insanların da, yani sıradan dediğim spor yapmayan insanların da almaları gereken makrolar, mikrolar, yani vitaminler, mineraller, işte karbonhidratlar, proteinler yani alması gerekiyor. Şimdi adam diyelim çalışan çok çalışıyor, ya yemek yapamıyor ya da yemek yapmayı sevmiyor. Herhangi bir bahanesi var. Ne yapıyor? Protein tozunu alıyor, çok kolay bir şekilde su buluyor. Suya protein tozunu koyuyor. Tak tak tak, hop, güzel bir öğün. Bu arada burada da bir parantez açmak istiyorum. Protein tozu en sağlam, en sağlıklı protein kaynağıdır diyeyim. Emin olun bana, en sağlıklı protein kaynağıdır. Yani bunu sıradan insanlar da kullanabilir. Sadece sporcular değil. Şimdi neden daha çok sporla birlikte anılıyor, bunu söyleyeyim. Şimdi Doktor Mehmet Öz'ün YouTube'a bu videodan sonra yazarsanız, Mehmet Öz protein tozu yazarsanız, bu arada Mehmet Öz Türk ama bütün dünyada tanınan çok güzel bir doktordur. Amerika'da yaşıyor zaten. Şöyle bir deneyi var. İki tane su dolu böyle kutusu var diyeyim. Bir tanesine ızgara tavuk göğsü atıyor. Bir tanesine bir ölçek protein tozu atıyor. İkisini birlikte karıştırıyor böyle kaşıkla. Bir bakıyor hani ızgara tavuk hala aynı duruyor ama protein tozu suya karışıyor. Yani burada şunu anlatmak istiyor. Tavuk kana karışana kadar protein tozu çoktan kana karışmış, hatta sindirilmiş bile oluyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Sporcuların neden bu kadar çok tercih ettiğine bağlayacağım. Antrenmandan sonra. Mesela adam antrenmanı bitiyor, glikojen depoları boşalmış, vücudun protein ihtiyacı var, kaslar hasar görmüş. Ne yapsın şimdi, gidecek bir de eve 2 saat. Yok bilmem tavuk hazırla, yok bilmem işte bilmem ne hazırla falan filan derken uğraşana kadar bir sürü zaman geçecek. Vücut atrofiye uğrayacak. Besinsiz kalacak falan filan derken
takım yapıyor antrenman sonunda protein tozunu tak çakıyor. Sporcuların işte dediğim gibi en önemli olayı bu. Kolay kana karışması. Spordan sonra kaslar hasar görmüş. Tak onu içiyor. Kolay yani kolay güzel bir şekilde kaliteli bir şekilde protein almış oluyor vücuduna. Yani izleyen anneler babalara söylüyorum. Bakın inanın bakın çok samimi söylüyorum. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Protein tozu satıcısı değilim. Sadece bir sporcuyum ama her zaman sağlık yönünden bakan bir sporcuyum. Bakın inanın bana protein tozunun inanın bana çikolata kadar zararı yoktur. Bakın çok samimi söylüyorum. Normal bildiğiniz bakkallarda 50 kuruşa satılan çikolata kadar zararı yoktur. Hatta bir tozdan bahsedeyim. Mesela toz olan bir şeyden bahsedeyim. Bizim zamanımızda şeyler vardı. Hala vardır belki. Nazo vardı. Nazo. Ulan nazo vardı. Suya katıyorduk, karıştırıyorduk, meyve suyu diye içiyorduk. Bak mesela o nazolar. Vişnelisi vardı, portakallısı vardı falan filan. O nazolar mesela bildiğin şeker, toz şeker. Bakın size yemin ederim. Yani çok samimi söylüyorum. Boşu boşuna asla yemin etmem bu arada. O nazolar kadar zararlı değildir protein tozu. Bakın süper bir örnek daha buldum. Pudingler. Ulan evinizde ortalama bir evde haftada bir kesin puding yapılıyordur. Size yemin ederim bir kase puding belki de 10 kutu protein tozuna bedeldir. Yani bunu gerçekten protein tozunu övmek için veya herhangi bir şey için demiyorum. Şimdi bana soracak oluyorsunuz. Doğal olarak sorarsınız. Dersiniz ki İbrahim kardeşim böyle de neden televizyonda bu kadar kötülüyorlar? İnanın bunun cevabını ben de bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum neden kötülüyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Protein tozları eczanelerde de satılmaya başladı. Eczanelerde satılıyor yani. Neden kötülediklerini inanın ben de anlamadım yani. Harbiden anlamadım yani. Bazıları diyor ki insanların sağlıklı beslenmemesini istiyorlar. İşte hasta olsunlar. Ve işte hani daha çok hastalık böyle doktorlar para kazansın. İlaç üreticileri para kazansın diyorlar. Bazıları var ortalıkta kaslı fit insanların dolaşmasını istemiyorlar diyorlar. Tabii ben bunların hepsi yanlış böyle geliyor ama neden bunu istemediklerini gerçekten bilmiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki tabii doğal olarak yani laf sokmak isteyenler, kötü düşünenler diyecek ki yani nereden biliyorsun bunları? İşte gidip gördün mü protein tozu yapılırken falan filan. Lütfen böyle boş düşüncelere kapılmayın. Gerçekten bu yaptığım açıklamaları çok samimi bir şekilde yapıyorum. Yani bakkallarda aldığınız 50 kuruşluk çikolatadan inanın bana daha az zararlıdır protein tozu. Yani başka protein tozuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim diye düşünüyorum. Hepsi bu kadar. Neden bu kadar pahalı? İnanın yurt dışında 40 liralık yani şu anda cebinizde 40 lira olarak düşünebilirsiniz. Onlar 40 liraya alıyorlar. Biz 250 liraya. Bu çok acı bir durum. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Ülkenin durumundan dolayı. Burada da kimseyi kötülemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. İşte dolardan dolayı falan filan bir şeylerden dolayı. Ama umarım yakında bir gün düzelir veya ileride Türk tamamen %100 yerli bir supplement firması açılırsa umarım diğerlerine rakip olabilir ve bu fiyat karmaşasını düzeltir. Onlara rakip olur. İşte ben bu fiyattan satıyorum diyebilir. Başka protein tozu hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Aklıma gelirse eklerim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen videoma da like atın. Ve protein tozunun zararlı olduğunu düşünen kişilere bu videoyu gönderebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Protein tozu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Bir göz atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Peace out.